Telefondan teknik analizde formasyonlar nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim. Herkese selam. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğitim serimizde formasyonlara geçtik dostlar. Artık sizlerle beraber formasyonları öğreneceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Hiç beklemeden gelin Trending View ekranımıza geçelim ve formasyonlarımıza başlayalım. Çünkü bu video gerçekten uzun bir video olacak. Evet dostlar Trending View ekranımıza geldik. Üçgen formasyonumuz nedir? Nasıl işler? Buradan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar üçgen formasyonunu şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. Çizmemiz için gerekli olanlar kalemimizi elimize almak, şöyle göstereyim. Bir düşen trend olsun örnek olarak ve bu düşen trend Buradaki yükselen trendle kesiştiği yerde biz bu formasyona üçgen formasyon diyoruz arkadaşlar. Şunlar da mumlarımız olsun, mumlarımız görmüş olduğunuz gibi trendlerden destek ala ala sıkışıyor. Artık ya aşağı yönlü patlayacak ya da yukarı yönlü patlayacak. Peki patlama hedefimiz ne kadar? Hemen ona da bakalım. Tekrardan geliyoruz. Burada trend çizgimizi aldık arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Burada formasyon hedefimiz üçgenimizin yüksekliği kadar eğer aşağıya doğru bir kırılım olursa görmüş olduğunuz gibi hedefimiz böyle. Yukarı doğru bir kırılım olursa hedefimiz de yukarı yönlü üçgenin yüksekliği kadardır. Hemen silelim. En iyisi gelin biz bunlara grafikte bir bakalım. Şimdi ne demiştik? İki trend veya bir trend bir destek bir trend bir direnç bizim için yeterliydi arkadaşlar. Hemen şöyle çiziyorum. Düşen trendimi çizdim. Şimdi yükselen trendimi çizmem gerekiyor. Evet görmüş olduğunuz gibi düşen trendimizi çizdik. Yükselen trendimizi çizdik. Ve üçgen formasyonumuzu sizler de artık göz önünde görebiliyorsunuz. Ne oluyor? Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir sıkışma oluyor. En sonunda bir patlama oluyor. Burada nasıl patlama olmuş? Yukarı yönlü bir patlama olduğu için için hedefimiz arkadaşlar neydi üçgenimizin yüksekliği kadardı. Hemen şuradan üçgenimizin yüksekliğine bakalım. Şöyle çizdiğimiz zaman üçgenimizin yüksekliği ortalama bu kadar. Kırılma yerinden koyduğumuzda formasyon hedefi görmüş olduğunuz gibi tam gerçekleşmemiş. Lakin yaklaşık %10'luk güzel bir yükselişle long açanlara güzel bir kar bırakmıştır arkadaşlar. Gelin hemen farklı yerde bir üçgen formasyonu daha öğrenelim farklı tarzda ve Videomuza devam edelim. Evet dostlar, farklı üçgen yapımız ise destek ile düşen trendim birleşimidir. Burası görmüş olduğunuz gibi bizim desteğimiz dostlar. Destek neydi? Alıcılarla karşılaşılan bölgeydi. Hemen burada da düşen trendimizi görüyorsunuz. Telefonla olduğu için tam tutturamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Hemen elime kalemimi de alayım sizlere göstermek amacıyla. Desteğimizden desteğe aldı. yukarı yönlü bir atılım. Dirençten red, destekten destek, dirençten red, destekten destek. En son yukarı yönlü patlama. Peki formasyonu hedefimiz neydi dostlar? Üçgenimizin yüksekliği kadardı. Çizdik üçgenimizin yüksekliğini. Kırıldığı yerden itibaren koyuyoruz. Hedefimizin başarıyla gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Üçgen formasyonumuz bu şekilde gayet kolay. Anlaması da kolay. Uygulaması da kolay dostlar. Hemen bir diğer formasyonumuz olan omuz baş omuz yani obo. Ters omuz baş omuz yani toboya geçelim. Arkadaşlar omuz baş, omuzu ve ters omuz baş, omuzu şu an ekrana geldiğinde görüyorsunuz, fotoğraftaki gibi yapması gereken hareket söylüyorum size. Hatta şöyle çizeyim. Burası bizim direncimiz olsun. Ters omuz baş omuzda. Coin'imiz gelsin. Şöyle bir düşsün. Sonra destekten destek alsın. Yükselsin. Dirençten red yesin, Bir daha düşsün. E sonra bir daha yükselsin. Hop düşsün. Ne oldu? Bir daha yükseldi. Bu bizim için ters omuz baş omuz oluyor dostlar. Bu formasyonumuza da tobo diyoruz kısaca. Hemen gelin. Toboyu grafiğimizde öğrenelim. Burada trending vivid ters omuz baş omuz için ayrı bir paternimiz var dostlar. Nerede? Paternlere geliyoruz. Şöyle kaydırdığımızda omuz baş omuzu görüyorsunuz hemen burada çizmeye başlayalım burası bizim direnç noktamız olacak şu an mavi çizginin yatayı okla da gördüğünüz gibi Omuzumuzu çizdik. Direncimizden red yedik. Başımıza doğru gittik. Ne oldu direncimizden red'i bir daha yedik. E bir daha bir yükseliş bir daha bir omuz baş yaptık. Hop ne oldu burada bir omuz baş omuzumuz oldu. Sizlerin de gördüğü gibi gayet güzel bir omuz baş omuz formasyonu. Omuz baş omuz formasyonunda zaten fotoğrafta da gördüğünüz gibi baştan desteğe veya dirence kadar olan yüksekliktir. Hemen şöyle çizdim. Kırılım yerinden itibaren koyduğum zaman formasyon hedefimizin de başarıyla çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tam hedefe geliyor. Hedeften geri sekiyor. Ters omuz baş omuzumuz bu şekilde. Hemen gelin bir de oboya bakalım. Yani normal omuz baş omuz formasyonumuza. Evet dostlar bir sonraki formasyonumuz da aynı da söylediğimiz gibi omuz baş omuzdu. Hemen ne yapıyoruz? Omuz baş omuz aşağı yönlü bir formasyon olduğu için desteğimizi çiziyoruz arkadaşlar. Burada şimdi sizlerle beraber omuz baş omuz formasyonunu öğreneceğiz. Geldik paternlere. Paternlerden omuz baş omuz formasyonumuzu aldık ve çizmeye başladık. Omuzumuz, hop desteğimiz, başımız, hop desteğimiz, ne oldu? Sağ omuzumuz desteğimiz. Burada kırılım gerçekleşti. Hedefimiz neydi? Baştan desteğe kadar olan yükseklikli dostlar daha önce söylediğimiz gibi hemen şöyle desteği aldım, hedefimizi getirdim, kırılım yerine koydum. Şöyle şöyle koyalım da görünür olsun. Burada da görmüş olduğunuz gibi formasyon hedefimiz dört dörtlük şekilde çalışmış. Omuz baş omuz formasyonumuz da bu şekildedir. Omuz baş omuz düşüş yönlü ters omuz baş omuz ise yükseliş yönlü bir formasyondur arkadaşlar. Bunu da not defterimizde yazmayı unutmayalım. Evet dostlar sırada düşen kanallarda nasıl bir yol izlemeliyiz bunu öğreneceğiz. Hemen geldik. Kanallarımızı aldık arkadaşlar trend hatlarımızdan paralel kenarımızı aldık yanlış aldık kusura bakmayın paralel kenarımızı aldık. Trend bizi karşılıyor. Nerede? Hemen düşen trendimizi çiziyoruz. Trendleri nasıl çiziyorduk? Fitillerden itibaren minimum 2 fitil değmesi gerekiyordu. Şöyle aşağı yönünü de çizelim. Şunu şöyle uzatırsak bizim için daha güzel olacak. Arkadaşlar Burada bizim karşımıza iki formasyon çıkıyor. Birinci formasyonumuz trendlerde hani formasyonda diyemeyiz. İkinci formasyonumuz ise çok duyduğunuz ay bayrağı, boğa bayrağı formasyonu. Evet dostlar kanallarda hedefimiz kanalın yüksekliği kadardır her zaman. Şöyle bir yükseklik çizelim kanalımıza. Hop kırıldığı zaman görmüş olduğunuz gibi hedefimize başarılı şekilde gelmiş. Burada bir formasyon daha göstermek istiyorum sizlere. Bu formasyonumuz ise bayrak formasyonu dostlar. Hemen burada tekrardan kanalımızı çizdik. Hop tren çizgimizi de çektik dostlar. Şu şekilde burada bir trend çizgimiz var. Arkadaşlar burada formasyon hedefimiz. Burada bir bayrak direğimiz var. Bayrak direğimizi şöyle çizelim. Formasyon hedefimiz kırıldığı yerden bayrak direği kadardır. Ve formasyonumuzun da başarıyla gerçekleştiğini görebiliriz. Tam hedefimizde nokta atışı gitmişiz. Bu formasyonumuzda not defterimize eklemeyi unutmayalım. Gayet güzel bir formasyon. Ve son formasyonumuz olan fincan kup formasyonumuza başlayalım. Fincan kulp formasyonumuzda ise dikkat etmemiz gereken yine dirençler arkadaşlar. Destek ve direnç her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Buradaki direncimizi şöyle bir çizerek belirli edelim arkadaşlar. Neden? Çünkü fincan kulp formasyonumuz dirençlerde çalışan bir formasyondur dediğim gibi. Fincan kulp formasyonumuz için kalem almamız yeterli dostlar. Göstermek amacıyla çizeceğim. Burada bir kulbumuz var, ardından bir fincanımız var dostlar. Kulbun küçük, fincanın büyük olması lazım. Daha derin olması lazım. Peki fincan kulp formasyonunda formasyon hedefimiz ne kadardır? Bu sefer de fincanın derinliği kadardır arkadaşlar. Bakın kulbun derinliği kadar değil, fincanın derinliği kadardır. Bunu buraya koyduğumuzda formasyonun hedefimizin de hızlıca gerçekleştiğini görmüş olabiliyoruz. Fincan kulp formasyonunda dediğim gibi hemen kalemle anlatayım, çok uzatmadan burası direncimiz olsun coin'imiz gelsin şöyle bir buradan redditsin sonra güçlü satıcılar karşılaştığı için düşsün tekrar toparlansın tekrardan bir yükseliş sergilesin bize tamamen bir fincan resmi çıkarsın arkadaşlar. İstediğimiz resim bu resim. Bu resmi çıkarttıktan sonra eğer kırılım olursa ve üstünde bir kapatırsa artık formasyonumuz için işlem alabiliriz dostlar. Tabii ki diğer indikatörlerimize de bakmak lazım. Her şeyimizi birleştirmek lazım. Ona göre işlem almamız lazım. Fincan kulp formasyonumuz da bu şekildeydi. Videomuzu da uzatmadan burada bitirelim. Eğitim serimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.